Ne oldu bilmiyorum. Onu ateş böceklerine teslim edip ayrılacaktım. Biriyle ülkenin yarısını dolaşınca... bağışıklığının bir anlamı olmasını istiyordu. Belki hastalığa çare mevzusuna inanıyordum. Belki de iyilik yapmaya çalışıyordum. Sonra başardık. Ateş böceklerini bulduk. Eli sayesinde hastalığa çare bulabileceklerdi. Tek sıkıntıysa bu onu öldürürdü. Doktor! Senin burada ne işin var? Onu almana izin vermem. Geleceğimiz söz konusu, kurtaracağımız hayatları düşün. Aman be Joel. Ne yaptın sen? Onu kurtardım. Siktir be. Yani aklım almıyor. Eli ne biliyor? Birkaç test yaptıklarını söyledim. Bağışıklığının bir anlamı olmadığını söyledim. Ve o da inandı mı? Tersi bir şey söylemedi. Dönsek iyi olacak.
Hadi. Sen bırak, ben alırım. Sen git. Emin misin? Evet. Pekala. Şu konuştuğumuz mevzu. Farklı bir şey yapmazdım sanırım. Gerekirse sırrını mezara götüreceğim. Görüşürüz Tommy. Hadi. Merhaba. Ellie. Aman benim. Neredeyse yüreğime indirecektin. Kapıyı tıklattım ama. Selam. Selam. Ne oldu Joel? Bakayım dedim. İnsanlar senden ne kadar etkilendiklerinden ve yaptığın yardımlardan bahsediyor. Güzel. Öyle. Tommy ile geçen gün dışarı çıktık. Ve o bir espri yaptı ve aklıma sen geldin. Şeydi. Neyse unuttum. Saatle ilgiliydi. Sen nasıl? Joel, epey geç oldu ve birkaç saate kalkmam gerek. Tamam biliyorum. Kafanı ütülemeyeceğim. Ben sadece bir şey göstermek istiyorum. Sadece bir saniye ver. O ne öyle? Bazıları bu gördüğün şeye gitar diyor. Komikmiş. Bir şey çalayım mı? Olur. Tamam. Ama bana söz ver. Gülmeyeceksin. Gülmeyeceğim. Söz veriyorum. Sana güveniyorum. Sometimes you'll succeed to make this man of me.
all my stolen missing parts. I've no need for any more. Yes, I believe. And I believe, 'cause I can see our future days, days of you. Bu kadardı. Şey, o kadar da kötü değildi. Bu da bir iltifat sayılır. Artık senin. Olmaz. Hayır. Gitardan hiç sözüm anlamam vardı. Ki. Sana çalmayı öğreteceğim demiştim. Demiştin. Yarın akşama ne dersin? İlk ders için. Anlaştık. Pekala. Güzel. Şey... Espriyi hatırladın mı? Kol saatin düşerse sence ne olur? Vakit kaybedersin. Çok kötüymüş ya. Öyle. İyi geceler evlat. Selam. Günaydın. Pardon ya, fena uyuyakalmışım da. Bekle üstümü değiştireyim. Benden sonra geceniz güzelleşmiş. Bak. O beni öptü. Her zamanki Dina işte. Anlam aramaya gerek yok. Ben Seth'le kavgandan bahsediyorum, bekle. Dina'yı mı öptün? Aa. Sandım ki sen... Ayrılalı bir hafta oldu ve manitama mı yazıyorsun? Hayır. Sanırım seni kıskandırmaya çalışıyordu. Yani ben asla... Oh be, çok tuhaf oldu. Dalga geçiyorum be. Umurumda değil. Git giyin. Çok fenasın be. Ve yine de yakıştıramadım. Toparlan hadi, geç bile kaldık. Hı, temiz kokuyor. Tamam. Sen de gel. Joel kalktı mı? Kuzey'de hastalıklı görülmüş. Ali onu ve Tommy'yi erkenden yolladı. Kötü olmuş. Evet. Fazla uyuyamamışlardır. En azından senin kadar değil. Kapa çeneni. Kalkmak üzereydim.
Kalkıyordum. Her şeyi aldın mı? Evet. Tüm kasaba seni konuşuyor, haberin olsun. Ne? Bakalım doğru anlamış mıyım? Dina'yı öptün. O beni öptü. Seth de bu yüzden sana tatsız bir laf etti. Evet. Joel da Seth'e vurdu. Etti diyelim. Sen de Joel'a mı kızdın? Bu kısmı anlamadım. Cidden tuhaf bir geceydi. Hareketli geçmiş. Maria seninle konuşmak istiyor. O nerede? Restoranda. Seth mevzusu mu? Bilmem. Ona beni hiç görmediğini söyle. Olmaz. İnsan arkadaşını kollar mı? Yapma ya. Bak şey... Sorun yok değil mi? Aramızda mı? Tabii ki yok. Dina mevzusu kapandı. Biliyorum. Öyle düşünmeni hiç istemedim. Ellie, sorun yok. Cidden. Sağ ol. Ne haber eski dost? Oy, koşundun demek. Selam Jesse. Selamlar. Kahvaltı edelim mi? Hayır. Maria nerede? Arkada. Affedersin. Ellie, burada mısın? Gel. Seth sana bir şey söyleyecekmiş. O yobazın söyleyeceklerini dinlemek istemiyorum. Benim için yap. Lütfen. Tamam. Seth. Seth gelsene. İçine sıçayım ya. Merhaba. Bak, dün gece içkiyi biraz fazla kaçırmışım. Tabii. Özür dilemeye çalışıyorum. Maria Dina ile göreve gittiğini söyledi. Ben... size sandviç hazırladım. Peki. Biftekli. Sağ ol Seth. Evet, şey... dikkatli olun. Olur. Teşekkür ederim. Onlar da ne? Yobaz sandviçi. Güzel kokuyor. Senin olsun. Emin misin? Ye gitsin. Hadi sizi geçireyim. Tamamdır.
Çıktığında Tommy ve Joel'la değişmeni istiyorum. Çok uzun süredir dışarıdalar. Nerede buluşacağız? Kuzeybatı nöbet noktasına git. Bugün orada olacaklar. Dikkatli ol. Yakın zamanda çok fazla hastalıklı ihbar aldık. Tabii ki. Ben de dere yoluna bakacaktım. Birine daha ihtiyacım olacak. Hey Eli. Dere yolunu biliyor musun? Pek sayılmaz. Dina birkaç defa gitti. İkisinden rica ederim. Tamam o halde. Eli, biraz konuşabilir miyiz? Ne oldu? Joel'la aranızda ne var bilmiyorum ama... Maria... Seni çok önemsiyor. Ve eminim niyeti o değildi. Biz iyiyiz. Öyle mi? Evet. Peki. Tamam. Bir sorayım dedim. Dikkat edin. Sağ ol. Hop Dina. İş başına. Hemen geliyorum. Kız arkadaşını ahıra çağırır mısın lütfen? Yok artık. Hey Dina. Konuşabilir miyiz? Çocuklar, ben çıkıyorum. Yapma ya. Gelecek misin? Selam. Selam. Gece öyle gittiğim için özür dileyeyim dedim. Aa, hiç sorun değil. Çok iyi anlıyorum. Sadece kendimi kötü hissettim. Niye? Çünkü her şeyi ben başlattım ve... O kadar insanın ortasında seni öpmemeliydim ve ben... Sarhoştun, sorun değil. Neyse, yine de öyle düşünmeni istemem. Hayır, başka anlam çıkarmıyorum. Sorun yok. En çok sevdiğim oyun... Ben konuşurken bölmemen. Pekala, gitsek iyi olacak bence. Evet. Aa! Ne oluyor lan? Ben oynamıyorum bile. Korktuğun için mi? Korkak tavuk. Bu çocuk beni öldürüyor. Pataklayalım mı? Evet, bana uyar. Kaşındınız. Kaçsanız iyi olur veletler. Şimdi yandık. Çabuk siper olun. Hadi, hadi. Bittiniz. Sikerler. Yani severler. Annenizlerim. Al sana. Şimdi yakaladım seni ufaklık. Oh, nasılmış ama? Of ya, ne biçim fırlattı? Al sana. Seni gördüm. Evinin yerini biliyorum Ali. Al bakalım seni bücür. Kazanıyoruz. Ye bakalım. Saçında biraz kar kalmış. Gördüm seni. Haksızlık ya. Alın sizi bücürler. Nasılmış? Hayır. Maria siz bittiniz oğlum. Hey ya, çekilin üstünden canavarlar. Eli. Pekala, tamam, gerçekten çok işimiz var. Kaybol. Ama ya. Galiba biraz kaşındım ha. Gidelim. Evet, Jesse dere yoluna bakmamızı istiyor. Joel ve Tommy'den nöbeti devralacak. İyi ki bizi birlikte yolladı. Bu yolu seveceksin. Günaydın kızlar. Günaydın. Hey hanımlar, ben getiririm. Teşekkürler. Hey kes şunu, neredeyse bitti. Uslu kızım benim, bak kim gelmiş. Sağ ol. Hadi gel. Tamam. Ne haber Şimar?
Aa, bakın kimler gelmiş. Evet, evet, evet. Bir tane sana. Bir tane de sana. Kapıyı açın. Sakin olun millet. Pekala. Mevzuyu biliyorsunuz. Rotaları geçin, kayıt tutun, hastalıkları öldürün. Boyunuzu aşan bir şeye rastlarsanız geri dönün. Dikkatli olun. Pekala. Hadi başlayın. Selam. Merhaba. Rüyanda ne gördün? Çok mu ses yaptım? Dişlerini gıcırdatıp duruyordun. Taraftan. Ah, soğukmuş. Hava aydınlanınca yapmak istemediğine emin misin? Hem hava da ısınır. Hayır. Bekleyemeyiz. Ve söylemeyecek misin yani? Bunu görmelisin. Burada ne halt ediyordun sen böyle? Huzursuzum. Sen de mi? Güneye gittikçe etraf daha da güzelleşiyor sanki. Devam mı etmek istiyorsun? Meksika'ya kadar gidelim mi? Düşünmedim değil. Meni'nin ülkesini görürüz. Evet, hikayeyi anlatırken biraz abartıyor bence. Evet, muhtemelen öyle. Hepsini karanlıkta mı yaptın? Evet. Hadi gel. Öyle devam edersek bugünkü geziden önce yorulacağız. O kadar uzak değil. Hey, Mel iyi mi? Son birkaç gündür içine kapanmış gibi. Yakında toparlanır. Tuhaflığı bırak, beni korkutuyorsun. Tuhaf davranmıyorum. Mel'den ayrılacak mısın? Ne? Hayır. Yok, beklersin. Ben almayayım. Teşekkürler.
Of! Hepimiz senin kadar zarif olamayız. Kesinlikle. O da ne? Yapabilirsin. Çok yüksek. Hadi. Siktir. Hey! Bana odaklan. Abby! Aşağı bakmayı bırak. Alın. Buradan dönmeye mecbur muyuz? Korkularının üzerine gitmek için bir fırsat bu. Seni bir güzel dövsem nasıl olur? Abby, oynaşmayı bırak. Burası mı? Başardık. Yok artık. Şehir lan bu. Evet. Başkasına söyledin mi? Önce sen gör istedim. Silahlı bir devriye şehirden karakola ilerliyordu. Şuradaki. Arada birkaç karakol daha var. Elektrikleri var. Silahlılar. Ve kalabalıklar. Buluruz bir yolunu. Pekala. Diyelim ki içeride. Nasıl ulaşacağız? Devriyelerden birini sıkıştırıp doğrularız. Sonra da ne bileyim... Onu açığa falan çekeriz. Evet, peki. O bilgiyi seve seve vereceklerine eminim. Hallederiz. Sence mantıklı mı? Ne yapalım sence? Neyin var senin ya? Melhamile. Aa. Güzel. Sadece bu değil ama. Tebrik etmemi ister misin? Diğer herkes bunu gördüğünde dönmek isteyecek. Ama ikna edebiliriz. Değil mi? Sana güvenemeyeceğimi biliyordum. Abby. Ben de aynı şeyi istiyorum. Ama bedel ödemeden. Hey. Dokunma. Daha evinde görüşürüz. Umurumda değil. Her şeyi tek başıma yapacağım. Mel'i hamile bırakmış. Siktir.
çok kalabalıklar. Çekil. Görüş açısı lazım. Nasıl çıkacağım? Kötü bir fikir Ebi. Şu nöbet yeri nerede? Tamam. Yakınlarda olmalı.
İşte. Umarım bu kadardır. Hava kötüleşiyor. Yol nerede? Tizleri. Değil.
Bateriye nerede? Hadi. Bu taraftan. Hemen arkandayım. Onu özledin mi? Jesse mi? Hayır. Uzun zamandır birlikteydiniz. Bak, Jesse harika biri. Ailesini severdim. Hala da severim ama artık otomatiğe bağlamıştım. Neden daha önce konuşmadık ki bunları? Bilmem. Canım istemedi herhalde. Sen de bana hiç Cat'ten bahsetmedin. Evet yani. Pek de öyle konuşulacak bir yanı yok. Vay. Ne bileyim, bana pek hoşlanmadın gibi gelmişti. Pek takmıyorum diyebiliriz. Peki. Bence çok yetenekli bir sanatçı. Şu sana yaptığı dövmeyi de seviyorum. Bence sana uygun değildi. Enteresan. Kes sesini. Tamam. Atını şuraya bağla. Hey. Harika bir şey görmek ister misin? Kendini kastediyorsun değil mi? Hiçbir şey bu kadar harika olamaz. Aman be abi. Gidelim şapşal. Manzara çok iyi değil mi? Çok güzelmiş. Kendine az, güzel bir yol. Nereye imzalıyoruz? Gidelim. Siktir. Bu tarafa kiminle geliyordun ki? Jesse'yle mi? Eugene'le. Evet. Aa, Eugene. Ne komik adamdı ya. Hiç sorma. Ayrıca elektronik zımbırtılarla ilgili şeyleri de bana o öğretti. Umarım 73 yaşımızda öyle oluruz. Umarım o günleri görebiliriz. Buradan geçelim.
Biz de kaydet. Burası neymiş? Eskiden radyo kulesiymiş. İşte oldu. Gel hadi. Son durak ilerideki kasaba. Kendin bak. Kasaba orada. Şu büyük kuleli olan mı? Evet. Sonraki gözlem yeri orada. Hadi atlara geri dönelim. Bir soru. Dün de aynı kıyafetler mi vardı üzerinde? Tertemizler. Yargılamıyorum. Farkındaysan devriyedeyiz. Hastalıkla öldüreceğiz. Parti yapmıyoruz. Yine de güzelsin. Sağ ol. Keşke Eugene gibi ölebilsek. Kalp krizinden mi? Hayır. Yaşlıyken yani. Uzun bir ömürden sonra. Sen mi? Hadi canım. Kendine hiç dikkat etmiyorsun. Konuşana da bakın. Ne? Karda kumaş spor ayakkabı giydiğin için hipotermiden nalları dikeceksin. Bugün bot giydim ama. Sen nasıl öleceksin biliyor musun? Dur tahmin edeyim. Beni sen öldüreceksin. Hayır. Ya da evet. Siktir git. Hey şu evlere bir baksak mı dersin?